Deniz pinaları ve çayırları. Onlar Marmara Denizi'nin doğal filtreleri. TRT Haber muhabiri Deniz Yiğidoğan Erdek açıklarında suya daldı. Deniz yaşamı için kritik öneme sahip pina ve çayırları görüntüledi. Müsilaj deniz ekosistemine büyük zarar verdi. Marmara Denizi'nin restorasyona ihtiyacı var. Bunun için iki organizma öne çıkıyor. Deniz pinası ve deniz çayırları. Her iki canlıyı da korumak şart. İki kabuklu bir deniz canlısı. Bir büyük midye aslında. Boyu 1 metre 20 santime kadar çıkıyor. Ömrü 50 yıla kadar uzayabiliyor. Denizin dibine tutunarak yaşıyor. Kıyıdan itibaren 60 metre derinliğe kadar ve 1 saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor. Yani pina Marmara Denizi'nde bütün sistemin arıtmadan denize gönderdiği evsel, endüstriyel, tarımsal bütün diğer atıkların arıtılması için çok çok önemli. Erdek Körfezi'nde 100 kilometre karede ortalama 73 adet pina yaşıyor. Deniz çayırı da Marmara Denizi'nin derinliklerine dağılmış durumda. Çayırlar deniz suyuna hayat veriyor. Deniz çayırı da kıyıdan itibaren Marmara Denizi'nde en fazla 8 metre derinliğe kadar dağılım gösteriyor. Suyu berraklaştırıyor. Deniz canlılarına beslenme, barınma, üreme alanı teşkil ediyor. Pinaların sığınağı aynı zamanda ve oksijen üretiyor. Yani ormanlardan daha fazla oksijen üretiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iki kritik organizma için harekete geçti. Bu kapsamda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü iki ayrı proje başlattı. Projelerin adları Marpina ve Marçayır. Pina stokları Marpina ile belirlenecek. Koruma altına alınacak ve yakından takip edilecek. Marçayır'la da deniz çayırları haritalandırılacak, türleri tespit edilecek. Marmara Denizi'nin doğal filtresi olarak adlandırılan deniz pinaları ve deniz çayırlarını görüntülemek için Erdek Körfezi'ne geldik. Burada pinaların ve deniz çayırlarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde bir dalış gerçekleştireceğiz ve onları TRT Haber olarak görüntüleyeceğiz. Erdek'in bir ucundan öbür ucuna doğru geçmiş olacağız. Bu esnada da bu altlarımız komple aslında şu anda pina. Erdek'in diğer ucunda, güney ucunda, kıyısal alanda sıfırdan itibaren 8 metre derinliğe kadar çok yoğun deniz çayırı göreceğiz. Aynı zamanda o deniz çayırlarının içinde bol miktarda hem yaşlı, hem genç, hem de yavru pinaları göreceğiz. Mustafa Hocam, 7 metreye kadar gittik. Çok fazlaydılar, çok da güzellerdi. Evet, burası Erdek'in Çuğra bölgesi. Deniz çayırlarının içini gördünüz. Yani salyangozlar, salyangoz yumurtaları, balıklar, balık yumurtaları, balık yavruları. O yüzlerce organizma onların arasında yaşamını devam ettiriyor. Ama gördünüz, deniz çayırlarının içerisinde en keyifli pinalar yaşıyor. Deniz çayırları ve pinalar bugün bazı tehditlerle karşı karşıya. Özellikle tekne çapaları büyük zarar veriyor. Bunu engellemenin yoluysa MAPA şamandıra sisteminin kullanılmasından geçiyor. Eğer bu denizin güzelliğini sürdüreceksek, eğer bu denizde bir daha müsilaj geri gelmesin istiyorsak, deniz çayırlarını ve pinaları korumamız lazım.